Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek kişilik bir mangal tanıtacağım sizlere. Bugün dayımın yaptığı, İbrahim Yıldız'ın yaptığı tek kişilik bir mangal tanıtacağım. Kendisi büyük ihtimal arabanın arkasında taşımalık bir şey ama annem bunu istemiş dayımdan dekor olarak. Daha eve geldi geleli yakmamış. Bugün hava biraz yağmurlu. Ben dedim bu yağmuru kırarım. Ne işe yarar, nasıl yakılır bir deneyeceğim. Bunu da sizlere bugün göstermeye çalışacağım. Hava dediğim gibi yağmurlu olduğu için bugün babamın atölyesinde yapacağız. Şimdi buradan babamın atölyesine geçip size mangal gösteriyorum. Arkadaşlar bugün hava biraz lodoslu olduğu için hani yağmur ve lodos. Şu an yağmur başlamadı ama birazdan başlayacak. Gördüğünüz gibi arkas. Arkas! Oğlum! Burada size göstermek istediğim yerler var. İşte ne bileyim babamın atölyesi çoğunuz biliyorsunuz ve dışarıda rüzgar var. Sesimi anlamayabilirsiniz belki ama mangal. Size dediğim mangal bu arkadaşlar. Arabanın arkasına sığıyor mu, sığmıyor mu hem onu göstereceğim. İşte hem de şey yapacağız. Bugün size bunu yakmayı deneyeceğiz. Kendisi kapaklı. Hop şöyle göstereyim size. Dayım da var ya mükemmel yapmış ha. Şöyle baktığınız zaman hem üstünde çay demleyebilirsiniz burada. Hem de içinde gösterelim. Hop. Tek kişilik mangal dediğim gibi. Toplasan 4-5 tane parça işte pişirmek istediğiniz her şeyi pişirebilirsiniz. Üstüne çayınızı koyduğunuzda çayınız pişer. Bakalım bir arabamızın arkasını açalım sizlerle beraber. Çok rüzgar var ama ya. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere. Lan bu benim arabam. Bagajı tertemiz. Tertemiz. Gördüğünüz gibi. Hemen yer açalım. Durun 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 durun. Bunlar normal kendi plakalarımız. Hop şöyle. Bunlar cam buz sökücü. Babamın plakaları. Cam suyumuz olmazsa olmazımız ki. Evet babamın matkabı. Sağ olsun babam burada şey taşımış. Tuğla taşımış. Hemen getirelim. Evet. Ufaktan yağmur atıştırmaya başladı arkadaşlar. Matkabımızı koyalım yerine. Sizlerle beraber. Hop babamız kızmasın sonra. Evet. Arkas. Oğlum. Oh, tuşunum benim tuşunum. Arkadaşlar bu ağır. Ben size hemen tripodu kurup geliyorum. Arkadaşlar inşallah rüzgar sesi gelmiyordur. Çok rüzgar var. Kendisini aldık. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Gelin. Alalım şunu şuradan. Koş, 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 koş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bunu buraya koyduk. Tripodumuzu kurduk. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Bu arkadaş yanacak mı yanmayacak mı? Babamın atölyesinde denemeye geçiyorum. Görüşürüz dışarı çok soğuk. Arkadaşlar dolu yağmaya başladı. Buradan size ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama. Bura. Ya babam pis bırakmış burayı. Çok aşırı derecede görüyorsunuz. Havaya da bakın. Yağmur yağıyor. Ben dolu yağıyor. Özür diliyorum yağmurla karışık. Ve ben buradayım. Evet. Size tanıtmak istediğim şey. Ve babamın atölyesi. Hemen bu zımbırtıyı tanıtmaya başlayalım size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu sizlerle içeride hazırlayacağız. İçine hemen şunu açalım bir. Hoppa. İçinde kül varmış zaten. Neyse. Sorun yok. Izgaramızı çıkardık. Attık kenara. Arkadaşlar şimdi bunu temizlemeye gerek var. Onu yak. İçine burada iki yanacak odun ayarlayacağım babamın şeylerinden. Ondan sonra yağmur yağıyor. Sonuçta bunu içeride yapmak sıkıntılı şey. Dumanı komple içeri geleceği için. Ayarlayın. Ondan sonra dışarıda kapının önünde bir yakmayı deneyelim. Bakalım yağmurda yanıyor mu, sönüyor mu? Bir görelim. Bunu ben bir dolduralım hemen. Ne koyalım, ne koyalım, ne koyalım, ne koyalım, ne koyalım. Arkadaşlar ben babamın atölyesinde olduğum için bulduğum her şeyi atabilirim. Kızarsa yapacak bir şey yok. Hemen yerde bulduğumuz bu neymiş? Güzel bir şeye benziyor. Bu neymiş? Bu da güzel bir şeye benziyor. Yani atalım. Ufaktan. Bunların ne olur? Ha bak bunlar yanar ha. Talaş. Ya. Talacı da ne severim ya. Atalım. Zaten göstermedik. Böyle ateş vereceğiz buna. Yağmurda yansın diye şöyle talaşımızı da bol koyalım. Lan. İnşallah yanlış bilmiyorum. Daha talaş yanıcıdır. Bu neymiş? Babamın. Bu neymiş? Hemen atıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben artık sürekli daimi videolar atacağım bu kanala. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz videoları yapmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa bunları bana belirtmeyi unutmayın.
Ah, yorumlarda aşağıda yorumları okuyorum. Haberiniz olsun. Ah. Çok dağıtmayalım, hemen sözsün ya. Şunları atalım. Heh. Şimdi bu kapağı koyduk mu buraya? Hop, bunu da kapattık mı buraya? Tamam, mis. Bunu da kapatıyoruz. Şimdi bir dışarı bakalım. Allah. İyi ya, iyi. Durmuş. Halledeceğiz. Hemen dışarı geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her şey hazır. Tripodu da kurdum. Şimdi bu zımbırtıyı dışarı çıkardım. Deneyeceğim bakalım bu kadar rüzgarda, bu kadar yağmurda şey yapabiliyor mu? Dışarıda rahat yanabiliyor mu? Aslında şu an yağmur durdu. Biraz önce çok sert bir yağmur başlamıştı. Şuradaki çiçekleri de görüyorsunuz. Ta kökünden sökmüş çiçekler neredeyse. Bakalım. Az içimi size yaklaştırıp deneyeceğim. Yanıp yanmadığını beraber izleyeceğiz. Yaklaştırıyorum. Hoppa. Şuraya koyduk. Bakalım arkadaşlar, bir yakalım. Gözüme kaçtı. İçi gördüğünüz gibi sizinle beraber hazırladıysak o var. Oo. İçi sıkıntı. Keşke kalan olmasaydık. Yakamıyorum. Şimdi arkadaşlar en büyük derdimiz bu çatma yakmak olacak. Gördüğünüz gibi çok talaş var rüzgardan dolayı. Bu nasıl yaktı? Yanmıyor. Ulan babamın çatma mı yanmıyor diyeceğim? Yanıyor. Dur bakayım. Böyle deneyim, böyle de olmaz ki. Ben buna bir çözüm bulayım. Evet. Ah, düşüyordum. Kaydım. Biliyorum arkadaşlar, kolumu vurdum. Geldim arkadaşlar, buldum. Gördüğünüz gibi ufacık benzin buldum. Babamın gitti atölyesinde. Hemen öyle deneyeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak. Bunu atölyede şöyle bir açıştıralım önce. Bu atölyede bile yanmıyor ki bu. Evet, yandı. Söndü. Aa, sönüyor. Lan benzin bile sönüyor havada. Ben ne yapayım bu havada? Hey, çabuk yanıyor. Heh. Buldum. Gene söndü. Heh. Allah'ıma başardım, vallahi başardım. Arkadaşlar, görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an yanıyor. Gördünüz mü? İki tutuştu. Zor olsa da başardık. Yanıyor. Kendisi şu an yanıyor. Evet. Evet arkadaşlar, gideyim size yakından göstereyim. Elime su damladı. Görüyor musunuz? Aa, demir ısınmış. Demek ki sobamız işe yarıyor. Daha tam yanmadı ama bittiğinde tekrar size göstereceğim. Dışarıda böyle bir şey babanıza yaptırabiliyorsanız veya kendiniz yapabiliyorsanız yapın. Arabalarınızın arkasına koyun. 10 numara. Beğendim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Biraz sonra size bunun içinde tam kül olmuş halini göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.
arkadaşlar. Hop gene elime sudan bastı. Bu da mangalımızın son hali. Gördüğünüz gibi tüm talaşlar yanmış. Odunlarımız kül olmuş, köz olmuş. Hala da yanmaya devam ediyor. Arkadaşlar, evet, onaylandı. Kendisi araç arkasında taşınabilir. Tek kişilik bir mangal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.